Merhabalar, Emre ben. Bu videoda Herodot'un niçin tarihin babası ve aynı zamanda tarihin kurucusu olarak adlandırıldığını anlatmak istiyorum. Amacım en nihayetinde kısaca anlatmak. Çünkü e, biraz internet çağı çocuklarıyız yani uzun süreli şeylere pek dayanamıyoruz. Hızlı biçimde anlatacağım hemen. Herodot, M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir yazardı. Ve Tarih isimli kitabındaki olayların tamamen Herodot'un anlattığı şekilde gerçekleşmemiş olması çok yüksek bir olasılık. Ancak onun bu çalışması tarihin anlatış biçimini kökten bir şekilde değiştiriyor. Herodot'tan önce tarih olaylar sırası olarak anlatılıyordu. Yani olayları... <gülüyor> <gülüyor> yani olayların nedenini açıklamaya çalışmadan sanki Tanrı'nın birer görüşüymüş gibi anlatıyorlardı. Yani önce bu oldu, sonra bu oldu, sonra da bu oldu. Tabii ki kutsal kitaplardaki gibi. Ama Herodot daha derin ve rasyonel bir anlayış istedi. Bu yüzden yeni bir yaklaşım şekli Cavadan mesela. Bu yüzden yeni bir yaklaşım şekli olarak olaylara iki farklı perspektiften de bakmayı denedi. Yunan olmasına rağmen memleketi yani Halikarnas aslında bizim Bodrum dediğimiz yer. Pers İmparatorluğunun bir parçası altındaydı. Perslerle ve ona göre daha biraz nispeten zayıf olan Yunanlar arasında gerçekleşen savaşlar zamanında büyüdü. Pers-Yunan savaşlarında Yunanların bu beklenmedik galibiyetini anlamak için Herodot bütün Akdeniz'den hikayeler topladı. Hani bu Pers-Yunan savaşları da hani bildiğimiz Leonidaslı ya da işte Zersisli veya Evagri'nli olan. <laughs> bu sırada hem Yunan olanların hem de Yunan olmayanların yaptıklarını yazdı. Yani başka bir deyişle de bu yapılmış olanların tarihte kaybolup gitmemesi için yazıya geçirmiş denebilir. Herodot'un Tarih isimli kitabı ünlü bir cümleyle başlıyor. Halikarnaslı Herodot araştırmalarını sunuyor. Kitabını araştırma olarak nitelendirerek bu kitabın bir sürü farklı hikaye içermesine izin veriyor. Yani doğal olarak bazıları önemli, bazıları da daha az önemli hikayeler. Ama olsun yine de onları topluyor Herodot pers mahkemelerinin iç tartışmalarını Mısır'da bulunan bir uçan yılanı, denizi kırbaçlatan bir kralı ve aynı zamanda timsah havlamak için ipuçlarını yazıyor. <laughs> Bu araştırma metodunu karşılayan kelime otopsidir. Kendin için görmek anlamına gelir. Herodot topladığı farklı kanıtları kullanarak tarihi inceleyen ilk kişidir. Bu kanıtlar şunlar: opsis yani görgü tanıklarının dedikleri, akoe yani söylentiler ve Talegomena yani gelenekler. Daha sonra gerçekten neler olduğu hakkında karar vermek içinse nomeyi yani aklı kullandı. Herodot'un tarih anlayışı ve düşünceleri hızla bütün Akdeniz'e yayılıyor. Elbette Herodot mükemmel bir tarihçi değildi yani ara sıra Perslere karşı Yunanların tarafını tutuyordu ve dürüst olmak gerekirse bazı duyduğu hikayelere de çok çabuk inanıyordu. Bunlar çok absürt olsa dahi Herodot bunlara inanıyordu. Ama onu birazcık hoş görmeliyiz çünkü Heredot tarih kitabını yazdığı zaman öyle bir anlayış o zamana kadar yoktu. Yani kendisi buldu ve bunun da gayet başarılı örneklerini verdi. Yani <laughs> Milliyetin Bakanlığı'nın müfredatı da biraz taraflı. Yani bu elbet böyle olacak tarihin nihayetinde. Milletlerle çok işte dışı. Metodu ve yaratıcılığı ondan bir iki yüz yıl sonra Romalı Cicero tarafından tarihin babası unvanını kazandırdı ona. Heredot'un kısaca kim olduğunu anlattım. Biliyorum çok kısa oldu ama kısa biçimde fazla şey anlatabildiğimi inanıyorum. İyi günler, iyi akşamlar.